Tarımda, hayvancılıkta ne yazık ki yurt dışına bağımlılığımız artarak devam ediyor. Tohumda, ilaca, gübreden teknolojiye dışa bağımlı durumdayız. Üretici zor koşullarda üretim yapıyor. Ürettiğini maliyetine satamıyor. Köylümüz, çiftçimiz artık ekip biçmekten vazgeçiyor. Çünkü köylü çiftçi ne ekerse eksin sayenizde dert biçiyor. Köylerimiz hızla boşalıyor. 10 yılda 1 milyona yakın çiftçimiz tarımı bıraktı. Kentlerimize göç ederek iş aramanın derdine düştü. Çiftçi köylü zor durumda. Ürettiğimiz yerde ithal eden ülke olduk. 2016 yılının ilk 4 ayında 1.4 milyon ton buğday, 2 milyon ton hububat ithal ettik. 450 bin dolar ödedik. 4 ayda 370 bin ton pamuk ithaline 556 milyon dolar ödedik. 7 yıl önce yurt dışına pamuk satan ülkeydik. Şimdi alır olduk. Ülkemiz her alanda dışa bağımlılığımız artıyor. Sayın Bakan, üretici devlete saygısı olmasa bakanlığınızın önüne dökülen ürünlerle pazar yerine döner. Narenciye, üzüm, elma, domates, zeytin, nar, çeltik, biber, fındık, pancar, kavun ne üretiyorsa değerine satılamıyor. Düşündürücü olan da tüketici de pahalı ürün almak durumunda. Aracılık sistemini dahi düzene sokamadınız. Tarımsal sanayi geliştirmiyorsunuz. Üretici saldım çayıra, mevlam gayra mantığıyla ürün yetiştirmek durumunda. Sayın milletvekilleri, gıdada da ne yediğimizi, nasıl beslendiğimizi bilmediğimiz bir dönem yaşıyoruz. Merdiven altı ürünler piyasada kol geziyor. Bakanlığın denetim yapacak yeterli kadroları yok. Ekmeğimizde de oynuyorlar. İki günde ekmek taş oluyor. İsrafı önleme kampanyası açıyorsunuz. Reklam tanıtım için harcadığınız kadar fayda sağlamıyorsunuz. Keşke iki günde taş olmayacak ekmek üretimini destekleseniz. Tüberküloz ve brosella gibi hastalıklara sahip hayvanları keserek gıda kodesine uygun kavurma yapılıp satılması olası. Ama orada etikette bunu tüketicinin bilmesi gerekmez mi? Onu dahi yapmıyorsunuz. Dışa bağımlı sağlıksız tatlandırıcılar ile şeker pancarı gibi stratejik bir ürünü dahi yok etmek üzeresiniz. Tütün gibi pancarı da yurt dışı turistlerinin ellerine teslim etmekten vazgeçin. Sayın Bakan, Başbakan da siz de tarım toprakları elden gidiyor diyorsunuz. Tarım alanlarına bina yapmak hainlik diyorsunuz. Ama 14 yıldır hükümetiniz buna göz yumuyor. Verimli alanları konut alanı oldu. Kent çevresinde tarım alanı kalmadı. Atatürk Orman Çiftliği'ni dahi talan ettirdiniz. Meralar maden sahasına dönüştürülüyor. Söz söyleme değil, çözüm makamındasınız. Neden yapmıyorsunuz Sayın Bakan? Çiftçimiz, köylümüz, üreticimiz bankaların esareti altında. Bıkkın, bitkin, borçlu. Teşekkür ederim Sayın Gürer.